Değerli Afyonpost izleyicileri, bu haftanın dünya gündemine Çin ve Tayvan arasında yaşanılan gerilim oluşturuyor. Çin ve Tayvan arasında yaşanılan gerilim bu hafta dünya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çin ve Japonya'ya komşu olan Tayvan'a Çin tarafından sıkıntılı günler yaşatılıyor. Asya Pasifik bölgesine yer alan Tayvan, kendini bağımsız bir ülke olarak tanımlasa da Çin bu durumu asla kabul etmiyor. Nitekim Tayvan, geçmişte Çin tarafından hakimiyet altında olan ve halen Çin'in hakimiyetinin ciddi şekilde hissedildiği bir bölgeyi temsil ediyor. Çin'in dünya ekonomisinde büyük güç olarak kendini göstermesi, hayata geçirmiş olduğu politikalarla ABD'yi geride bırakması yeni güç olarak dünyada büyük yankı buldu. Özellikle Çin'in tek devlet projesi altında büyüme ve gelişme politikası ekonomik anlamda büyük ve kıymetli yatırımlara imza atmasına da neden oldu. Bu kapsamda Tayvan'ı kendi içine tam anlamıyla dahil etmesi tek devlet politikası nedeniyle oldukça önemli. Öte yandan Tayvan ve etrafını saran Pasifik, yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin. Değerli kömür ve petrol yataklarına sahip olan bölgede büyük güçler hakimiyet kurma çabası içerisinde. Çin ve Tayvan arasında yaşanılan gerilimin ana nedenine baktığımızda Tayvan ile ABD'nin Çin'e karşı ortak politikalar yürütmesi oluşturuyor. Tayvan'ın Çin tarafından ele geçirilmesi, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde güç kaybetmesi anlamına geliyor. Bu nedenle Tayvan uzun yıllardır ABD tarafından 7. filo ile korunuyor. Ayrıca ABD ile Tayvan arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Tayvan ile ilişkiler kanunu da Çin'i rahatsız eden bir başka neden. Nitekim kanun ile ABD, Tayvan'a güvenlik garantisi vererek Çin'den koruyacağını ifade ediyor. İlişkilerin sürdürülebilirliği ön plana alınarak Tayvan'a askeri ve savunma sanayisi anlamında yardımlar yapılacağı da anlaşmada yer alan bir başka maddeyi oluşturuyor. Bu durum Çin'in kendi bölgesine yakın olan alanda istemeyeceği bir durumu temsil ediyor. Bu nedenle de iki ülke arasındaki ilişkiler sürekli gerilimli. ABD, Asya'da büyüyen bir güç istememektedir. Nitekim Asya büyürse ve egemen güç olarak ilk sırada yer alırsa, yüzyıllardır süregelen ticaret yollarının yönleri değişecek ve ticaret yolları Atlantik'ten Pasifik'e taşınacaktır. Bu durum ABD'nin büyük bir güç kaybı yaşamasına neden olacağı için asla istemeyeceği bir durumdur. Bu nedenle de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'ı ziyaret ederek gerilime karşı Tayvan'ın yanında olduklarını ve ABD'nin desteğinin Tayvan'a süreceğini dünyaya açıkladı. Bu durum uluslararası ilişkilerdeki çıkar politikasına yönelik bir adım olarak değerlendirilebilmektedir. ABD çıkarı nezdinde Tayvan'a desteğini sürdürecektir. Çin ile Tayvan'ın geriliminin yükselerek savaşa dönüşmesini ise hiçbir dünya ülkesi istememektedir. Nitekim bölgenin teknolojik anlamda önemli ve aranılan ürünleri üretmesi herhangi bir savaş halinde mümkün olmayacaktır. Covid-19 döneminde yaşanan çip krizi Çin ve Tayvan savaşı ile yeniden gün yüzüne çıkabilir. Çin ile Tayvan'ın savaş halinde olması ve Çin'in askeri ve savunmada dünyada çok iyi bir konumda yer alması göz önüne alındığında kazananın Çin olacağı kaçınılmazdır. Ancak savaş başta ABD olmak üzere dünya ticaretini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle olayın barışçıl ve stratejik politikalarla çözülmesi elzemdir. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.